Türkiye'nin Reyhan ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz. Halk TV'nin kapatılmasını konuşuyoruz. Gerçekten demokrasiye aykırı tutumları konuşuyoruz. Türkiye'nin bir labirentin karanlık bölümüne girdiğini ve hala önünü göremediğini konuşuyoruz. Zor bir durum. Çünkü ülkede doğruları ve gerçekleri söyleyen çok az kaynak var. Siyasette de böyle, yargıda da böyle. Üniversitelerde böyle, üniversite senatoları, rektörler, dekanlar, kimse konuşmuyor Türkiye'de. Konuşan ve doğruları söyleyen bir iki kaynak kaldı. Ne yazık ki Türkiye'yi bu kaynakları susturarak Türkiye'yi kör, sağır ve konuşamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Bunları konuşuyoruz. Bunlardan daha önemlisi tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz var. Krizden dolayı da konuşmamamız isteniyor, bunu anlatmamamız isteniyor. İnsanların yoksulluğunu, insanların nasıl bir açmaza sürüklendiğini, evlerdeki hanelerde tencerenin nasıl kaynamadığını, insanların faturaları nasıl ödeyemediğini, kahvelerin, gazinoların, restoranların nasıl sıkıntı çektiğini söylemememiz isteniyor. Buna girmememiz isteniyor. Girersek de kapatırız diyorlar. Kapatırsanız açılırız diyoruz. Açılırsak konuşacağız diyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz diyoruz. Çünkü işin mantığında, ruhunda, felsefesinde, özünde bu var. Doğruları söyleyen insanlara her zaman ihtiyaç var ve o insanlar şimdi burada. Bütün bunları konuşacağız ve bunu bir konuğumuzla konuşacağız. Aslında konuğumuz daha önce bana bir günün raporu programında gelmişti, gündüz yaptığım 16-18 arası. Türkiye'nin ekonomisine bir süre yön veren isimlerden biri. Türkiye'nin Hazine Müsteşarı 2014 yılına kadar ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte çalışan bir isim. Türkiye'nin Merkez Bankası'nı, hazinesini ve içinde bulunduğu mali çerçevesini çizebilecek bir isim. Çok olmadı daha. Yeni devletin verdiği görevleri bıraktı. 2017 yılına kadar devlet adına kamu görevi yaptı. Kim bu? Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Çanakçı. Merhaba Sayın Çanakçı. Merhaba Fatih Bey. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Hemen sizden Deva Partisi mensubu ve genel başkanımsı olarak öncelikle Halk TV'nin kapatılmasıyla ilgili kararı nasıl gördüğünüzü, nasıl yorumladığınızı öğrenmek istiyorum. Ben öncelikle Fatih Bey, stüdyoda bulunan Sayın Bakanımız ve Sayın Özdağ'a saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımızla da geçmişte birlikte çalıştık. Tabii Halk TV'nin aslında kapatılması, karartılması sadece Halk TV'ye verilen bir ceza gibi görülmemeli. Bu aslında tüm halkımıza verilen, halkımızın özgür ve tarafsız haber hakkını elinden almaya yönelik bir cezalandırma. Bunu böyle okumak gerekiyor. Tabii sizin gerek yayın akışı içerisinde gerekse siz de ifade ettiniz. Aslında telafisi imkansız zararlar doğuracağı çok açık, çok bariz olan bir kararı hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden icra etmek niyetin aslında başka olduğunu, niyetin halkın özgür haber alma hakkını elinden almak olduğunu, gerçeğin örtülmesi olduğunu, gerçeklerin örtülmesi olduğunu ortaya koyuyor. Geçen sizle beraber programdayken bunun bir başka örneğini yaşamıştık. Sayın Berberoğlu'nun hak ihlalinin Anayasa Mahkemesi tarafından tescil edilmesi kararı da o program sırasında gündeme gelmişti. Ve biz de demiştik ki geç gelen adalet adalet değildir. Şimdi burada da benzer bir tablo söz konusu. Ama niyet belli. Sizin de söylediğiniz gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında burada sayıları hani bir elin parmaklarından daha az olan medya kanallarını, medya mecralarını yasaklayarak, karartarak halkımızın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor ama bu açıkçası çok beyhude bir çaba. Yani Halk TV, diğer özgür medya ne yapıyor? Aslında halkın içinde bulunduğu, her gün yaşadığı, an be an yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor. Halkın sıkıntılarına, sorunlarına tercüman oluyor. Yani siz bu mecraları yasaklayarak
halkın sıkıntılarını ortadan kaldırmıyorsunuz ki. Sayın Bakanımızın da başta söylediği gibi aslında yapmanız gereken bu sıkıntıları dile getiren, tercüman olan medyaya daha fazla kulak vermek. Ancak bu şekilde sorunları çözebilirsiniz. Sorunların üzerine örterek bir yere varmak, bir netice elde etmek mümkün değildir. Tabii bu tür kararlar, bu tür uygulamalar Türkiye'nin aslında basın özgürlüğü liginde çok kötüleşmiş olan yerini daha da aslında geriye götürüyor. Bakın yani 154. sıradayız basın özgürlüğünde. 180 ülke arasında 154. sıradayız. Yani bununla bizim aslında ekonomik sorunlarımızı çözmemiz de mümkün değil. Yani biraz sonra ekonomiyi konuşacağız ama ekonomiden aslında çok daha önce konuşulması gereken hukukun üstünlüğü, çok daha önce konuşulması gereken hak ve özgürlükler ve bunların içerisinde de birinci sırada gelen basın özgürlüğü. Çünkü basın özgürlüğü bütün diğer hak ve özgürlüklerin de bir anlamda kamu adına güvencesini oluşturuyor. Biz bu adımları çok yanlış buluyoruz. Bu adımları çok yersiz ve beyhude buluyoruz. Bunlardan bir netice elde etmek mümkün değil. Ve bunların dediğiniz gibi Türkiye'yi götüreceği bir aydınlık gelecek söz konusu değildir. Aslında biz parti programımızda da bu konuya çok özellikle yer verdik. Basın özgürlüğü ile ilgili bu RTÜK kanununun da gerçekten çok ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bakın kanunlarımız çok kötü ancak bu kanunları icra anlayışı, yönetim anlayışı ondan da kötü Fatih Bey. Yani kanunlardaki esneklikleri aslında kişilerin, kurumların lehine kullanmak gerekirken tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunları inşallah el birliğiyle aşacağız. Peki. Umarım dediğiniz gibi olur. Tabii ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Tabii ki mücadeleye devam edeceğiz. Tabii ki halkın bizden doğru haber beklentisini sunmaya devam edeceğiz. Gerçeklerden vazgeçmeyeceğiz. Bıkmayacağız, yorulmayacağız. Bu bizim işimiz. Bizim bu ülkeye bir sözümüz var Sayın Çanakçı. Bu sözde halkın doğru haber alma hakkını sürdürmesini ve buna olanak sağlaması için bizim burada konuşmaya devam etmemiz. Peki Sayın Çanakçı aslında baktığınız zaman siz ekonomide son derece önemli bir isimsiniz. Yakın dönem olsun, bu dönem olsun. Hazineyi biliyorsunuz, Merkez Bankası'nı biliyorsunuz. Bugüne kadarki getirilen uygulamaları biliyorsunuz. Daha önceki yaptığımız konuşmada da geçmişte bu denli kritik hatalar yapılmadığını söylediniz ekonomide. Ama kırılganlık olduğunu ama bugün artık kırılganlığın üzerine yapılan hataların ekonomiyi bir çıkmaza soktuğu konusunda ortak bir görüşe varmıştık. Peki bugün gelinen noktada ekonomideki bu açmazı ve doların bu her gün zirve üzerine zirve yapması. Merkez Bankası'nda eksi 32 milyar demiştiniz. Şimdi ne kadar oldu onu da merak ediyorum. Net Merkez Bankası rezervinin eksi 32 milyar dediğiniz yani 32 milyar dolar fazladan Merkez Bankası nereden bulmuşsa dolar harcamış. Nedir bugün tablomuz? Bize bir genel çerçevede önce bir tabloyu çizin sonra başka sorularım olacak. Yani tablo geçen konuştuğumuzdan çok farklı değil. Yani bugün aslında biliyorsunuz en taze haber Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan yükseltmesi, BDDK'nın da özellikle bu yurt dışında yerleşiklerle yapılan swap ve türev işlemlerle ilgili daha önce atmış olduğu adımlardan geri adım atarak gevşetmeye gitmesi. Fakat bugün içinde bulunduğumuz tabloyu biraz daha iyi anlayabilmek için Fatih Bey şöyle biraz geriye gitmek gerekiyor. Yani hatırlarsınız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı bana yetkiyi verin faizle ve kurlarla nasıl uğraşılır, mücadele edilir görürsünüz demişti. Aslında yetkiyi aldıktan sonra da hemen bu yönde adımlar da atılmaya başlandı. Yani önce Merkez Bankası faizleri üzerinde
suni bir biçimde, yapay bir biçimde müdahale başladı. Merkez Bankası'nın aslında elindeki araçlarla ilgili ciddi müdahaleler söz konusu oldu. Ve hatta hatırlayın, yani biraz yasal çerçeveye de aykırı bir şekilde bir gece düzenlemesiyle Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Merkez Bankası Başkanı görevden alındıktan hemen kısa bir süre sonra da Merkez Bankası tabii faizlerde çok ciddi bir indirime gitti. Tabii enflasyon beklentilerinde bir düzelme olmadan Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir ülkede reel faizleri eksi seviyeye düşürecek adımların kur üzerinde baskı oluşturması kaçınılmazdı. Tabii bu arada hükümet diğer yanlışları da yapmaya devam etti. Bütçe açığını ciddi biçimde artırmaya devam etti. Ortaya çıkan açığın finansmanı için de Merkez Bankası kasasında duran kara gün parası dediğimiz ihtiyat akçesini hazineye transfer etti. Tüm bunlar tabii kurlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Bu baskıyı gidermek için de Merkez Bankası elindeki dövizleri, yani kasasına girmesi gereken dövizleri dolaylı yollarla piyasaya sürdü, kamu bankaları üzerinden. Ne kadar o Sayın Çanakçı, o bahsettiğiniz dolar ne kadar, ne kadar sürede sürüldü? Evet, Fatih Bey çok özür dileyerek ben ekranda sizleri göremiyorum. Yani bunu teknik arkadaşlar bir şey yapabilirler mi? Siz konuş, mümkün müdür? Biz sizi dinliyoruz, konuşmaya devam edin, arkadaşlar tamam. Yapar onu. Tamam, tamam. Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz çok değişik tarihlerde değişik rakamlar telaffuz edildi. Yani bu şöyle hesaplanıyor Fatih Bey, onu da bir açıklayalım. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasına girmesi gereken dövizler var. Yani ne oluyor? Hazine borçlanıyor döviz cinsinden, Merkez Bankası kasasına koyması gerekiyor. İşte reeskont kredilerinden geri dönüşler oluyor, bunların Merkez Bankası kasasına gitmesi gerekiyor. Dışarıda tahvil ihraç ediyorsunuz, Merkez Bankası kasasına gitmesi gerekiyor. Bir de Merkez Bankası kasasından çıkan rakamlar var. Merkez Bankası hazinenin borcunu ödediği zaman kasasından döviz çıkıyor. BOTAŞ'a döviz verdiği zaman kasasından döviz çıkıyor. Şimdi bu Merkez Bankası kasasına girmesi gerekenlerle çıkan dövizleri netleştirdiğinizde ve bunları 2019 yılı başındaki Merkez Bankası rezervlerine eklediğinizde net olarak Merkez Bankası rezervlerinin bir hesaba göre 120 milyar dolar fazla olması gerekiyor. Yani bu 120 milyar dolar yok ortada. Nerede bu para? Şimdi işte bunu böyle arka kapı operasyonlarıyla kamu bankaları üzerinden piyasaya sürdüler. Yani döviz kurlarına müdahale etmek için kullandılar. Bakın ben uzunca bir süre bu konuda rakam telaffuz etmedim. Özellikle yani resmi rakam olmadığı için, tahmini rakamlar olduğu için. Ancak geçen gün Sayın Hazine Bakanı ile Bloomberg Haber, yani İngilizce Bloomberg Haber bir röportaj yaptı ve orada soruyor Sayın Bakan'a. Diyor ki 100 milyar dolar civarında bir müdahale söz konusu kurlarla ilgili. Buna rağmen işte kurlar yine kontrol altına alınamıyor diye soruyor. Bununla ilgili açıklamanız nedir diyor. Yani Sayın Bakan'ın bu rakamları inkar etmesi söz konusu değil. Soruya cevap veriyor ama rakamlarla ilgili herhangi bir yorumu söz konusu değil. Yani bu büyük bir rakam. 100 milyar, 120 milyar bunlar büyük rakamlar. Bunları zaten az çok konunun uzmanı arkadaşlar Merkez Bankası bilançosundan da takip edebiliyorlar. Devam edecek olursam şimdi tabii Merkez Bankası'ndaki kasa tükenince, Merkez Bankası'nın artık elindeki imkanlar tükenince, net rezervler eksiye düşünce, onu da sordunuz. Yani bu haftaki rakamlarla o 34 milyar civarına gelmiş durumda, eksi 34 milyar civarına gelmiş durumda. Buradan tabii kamu bankalarına gidildi. Kamu bankalarına gidildi ve kamu bankaları döviz pozisyonlarını açtılar. Döviz pozisyonlarını bir müddet açarak kura müdahale etmeye çalıştılar. Tabii bunun da çıkmaz yol olduğu görününce bu defa hazineye dönüldü. Yani hazineye dönüldü ve hazinenin kamu bankalarının açık pozisyonlarını kapatması için döviz cinsinden borçlanmasını hızlandırması başladı. Ve daha önce de söyledim, bakın biz
2011 yılı sonunda 2012'de sıfırladığımız iç piyasadan döviz cinsi borçlanma ya tekrar başlandı ve bugün 37-38 milyar dolar seviyesine gelmiş. Sadece iç piyasadan dolar ve altın cinsinden yapılan borçlanmalar. Bakın burada çok önemli bir rakamı sizlerle paylaşayım Fatih Bey. Yani şimdi 2017'de yapılmış altın borçlanmaları var. Bunlar bu sene itfa edildi. İtfası gerçekleşti. Şimdi bunların borç alındığı tarihteki değerle ödendiği tarihteki altın değerine baktığınız zaman %100'lere varan farklar söz konusu. Yani hazine o gün Türk lirası cinsinden borçlansaydı %15'ler 20'lerle borçlanacağı bir tutarı %100'lere yakın bir bedelle borçlanmış durumda. Biz bunun için döviz ve altın cinsinden borçlanmaya, iç borçlanmaya son verdik. Çünkü siz altın üretmiyorsunuz, siz döviz üretmiyorsunuz. Yani bunları aldığınız zaman kurlar yukarıya gittiğinde, altın fiyatları yukarıya gittiğinde sizin borcunuz da yukarıya gidiyor. Yani hem faiziniz hem borç stokunuz yukarıya gidiyor. Yani bu nedenle biz bunlardan vazgeçmiştik, bunlara son vermiştik. Ama gelinen noktada tabii hazinenin riskleri, özellikle kur riski ciddi biçimde artmış oldu. Sayın Çanakçı, bir şey soracağım. İzin verirseniz bir şey soracağım. Peki hazine garantili kamu özel işbirliği adı altında döviz üzerinden bu köprüler, alt geçitler yapılırken nasıl hazine döviz üzerinden borçlandırıldı? Siz eski hazine müsteşarısınız. Yani bir ülkede siz köprü yapacaksınız, o ülkenin ya yol yapacaksınız ama borçlanmanız döviz üzerinden olacak. Ayrıca döviz borçlanmanızı hazine garanti edecek. O da yetmezmiş gibi uzlaşamadığınız zaman da Londra tahkim mahkemeleri sizin resmi mahkemeniz olacak. Yani bu nasıl bir bağlantı bu? Nasıl bir sarmal bu? Diyelim ki yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayıkbükü açıkladı. Dedi ki biz geldiğimiz zaman kamulaştıracağız. Yani bu hazine garantili dövizle borçlanmayla yapılan bu köprüleri, otoyolları ve alt geçitleri kamulaştıracağız dedi. Eğer işin ucu Londra Tahkim Mahkemesi'ndeyse nasıl bunu gerçekleştireceksiniz? Neden hazine böyle bir töhmet altına sokuldu? Şimdi Fatih Bey, bu kamu özel işbirliği projeleri ve diğer kamu projeleri, dış borçlanma uygulaması eskiden beri devam eden bir uygulama. Şimdi bu kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili tabii çok ciddi sorunlar var. Biz hani bu sorunları parti olarak da dile getiriyoruz. Şimdi burada tabii en temel sorunlardan birisi tabii bu projelerin tamamının ihale kanunu dışında olması, hazırlık ve ihale süreçlerinin şeffaf olmaması, yani hesapsız garantiler. Bu garantiler tabii hazinenin verdiği garantiler değil. Hazinenin bu talep garantisi hazinenin verdiği garantiler değil. Bunlar kurumlar tarafından verilen, yani ilgili bakanlıklar tarafından verilen garantiler. Hazinenin buradaki rolü şöyle, hazine borç üstlenimi yapıyor bu projelerde. Bu borç üstlenimi de niçin yapılıyor? Çünkü bu kadar büyük finansman hazine olmadan sağlanamıyor. Yani hazinenin devreye girmesi olmadan sağlanamıyor. Bu borç üstlenimi tabii bir nevi kredi maliyetlerinde de bir avantaj sağlanıyor. Ancak bu borç üstlenimi, yani hazinenin devrede olduğu kısım borç üstlenimi kısmı. Bu borç üstlenimi karşılıksız bir üstlenim değil. Yani hazine şunu demiyor. Siz her ne şart altında olursa olsun aldığınız borcu ödeyemezseniz biz bu borcu geri ödemeye kefiliz demiyor. Yani o kredilerin geri ödemesiyle ilgili bir garanti anlamında değil bu. Borç üstlenimi şu demek. Yapılan bir tesis var. O tesis şu veya bu nedenle sözleşme feshedilir ve kamuya transfer edilirse ne oluyor? O tesis kamu varlığı haline gelmiş oluyor. O güne kadar o tesisin inşasında kullanılan kredileri hazine geri ödüyor. Çünkü karşılığında neyi almış oldu? Tesisi almış oldu. O daha sonraki kredilerle ilgili bir garantisi söz konusu değil.
Yani o ana kadar kullanılan kredileri geri ödüyor. Yani hazinenin diğer garantilerle bir bağlantısı açıkçası yok. Yani bu talep garantileriyle hazinenin bir bağlantısı söz konusu değil. Bu uygulama sözleşmesinde borç üstlenimi dışındaki hususlarla ilgili hazinenin herhangi bir dahli söz konusu değil. Tabii bu sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabi. Bu hazinenin taraf olduğu kredi sözleşmelerinde kreditörler yurt dışında yerleşik olduğu için tabii ki bu sözleşmelerle ilgili hukuki ihtilaf durumunda da yurt dışındaki mahkemeler yetkili oluyor. Bu yani uzunca bir süredir böyle, şu anda da böyle. Yani farklı bir durum söz konusu değil. Bu genel aslında yurt dışı kredi anlaşmalarının tamamında geçerli olan bir uygulama. Yani burada tabii çok sorunlu alanlar var. Özellikle biraz önce dediğim gibi yani ihale kanunu ile ilgili sorunlar var. Hazırlık süreciyle ilgili sorunlar var. Garantilerle ilgili sorunlar var. Denetimle ilgili ciddi anlamda sorunlar var. Bakın denetimle ilgili, Sayıştay denetimiyle ilgili sorunlar var. Tabii biz şunu söylüyoruz. Biz bu her bir sorun alanıyla ilgili parti programımıza da çok açık bir şekilde yazdık. Her bir sorun alanıyla ilgili atacağımız adımlar var. Yani bu garantiler konusunda, yine dövizle ilgili konularda da tabii sözleşme hukuku içerisinde, sözleşme hukukuna da riayet ederek çözümler bulmaya çalışacağız. Tabii bizim partimizin pozisyonu bu noktada. Yani sizin, şimdi ben bunu tam olarak anlayamadım. İhaleler 5 büyük şirkete veriliyor. Ve şirkete verilen ihalelerde köprünün işletmesi de 20 yıla kadar devrediliyor. Ve yurt dışından kredi alınıyor. Bu krediyi hazine ve kamu bankaları birlikte garanti ediyor. Hazine garantisine dönüşüyor. Ve bunlar döviz karşılığı oluyor. Uzlaşmazlık halinde de Londra'daki tahkim mahkemeleri yetkili kılınıyor. Türkiye'den çıkarılıyor hukuk kısmı. Ve siz bunu normal mi görüyorsunuz? Hayır, şimdi normal anlamında değil. Bunların her biriyle ilgili dediğim gibi yani sorunlar var. Bu ihalelerle ilgili sorunlar var. Garantilerle ilgili sorunlar var. Denetimle ilgili sorunlar var. Bunların her biriyle ilgili kendi mevzuatı içerisinde bunları ele almak gerekiyor. Bunu söylüyorum. Bunlarla ilgili olarak da parti programımızda da ifade ettik. Detaylı bir biçimde de onları orada yer verdik. Onlarla ilgili gerekli adımlar atılacak tabii ki. Ama bunların tabii hepsinin de sözleşme hukuku çerçevesinde olması gerekiyor. Yani böyle kamulaştırma dediğimiz konu öyle hemen kolay yapılabilecek bir konu da değildir Fatih Bey. Bunları da gerçekçi biçimde ortaya koymak lazım. Tabii haklısınız. Peki Sayın Çanakçı, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programa katıldınız, aydınlattınız. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi aslında Sayın Bakan, ben anlamadım. Yani şöyle anlamadım. Ben bu işe çok kafa yordum. Çok Sayıştay raporu okudum. Bunda bir yanlışlık, bir derslik var. Yani bakın. Mesela Ziraat Bankası'nda Kazakistan şüphesi diye bir haber var bugün. Haber şu. Ödenmeyen kredilere karşılık el konulan konut, iş yeri, arsa, araç ve özellikle gayrimenkuller Ziraat Bankası'nın bir internet hesabından, yani kendi web sitesinden gösteriliyor. Enteresan bir biçimde Ziraat Bankası'nın Kazakistan'ın Alma-Ata kentine abuk subuk otellere, işletmelere, iş yerlerine 500 milyonun üzerinde son 2 yılda kredi açtığı görülüyor. Ve bu kredilerin hepsi batık. Sonuç olunca, bakın belgeler burada, yani şu an ekranda. Batık olunca bu oteller ve işletmeler Ziraat Bankası'na devrediliyor. Ziraat Bankası da bunları satışa sunuyor. Ama satışa sunduğu zaman satış fiyatıyla otele verdiği para neredeyse 1/5. Yani paranın 1/4 kayboluyor.
Şimdi merak ettiğim şu, burada bakın bütün belgeleri de var. Türkiye'de ekonomik kriz... İhaleye çıkarılırken ki değeri 525 milyar Türk lirası karşılığı 58 milyon 525 avro. 525 milyon. Evet, olarak gösteriliyor. Bu otel girişinin sahibi olan girişimcilere, işletmecilere değişik vesilelerle demek ki kredi verilmiş. Bu kredi bu miktarın 4 katı mı? Haber öyle midir? Ben o kısmını kaçırmışım. Hayır. Otellerin satışında toplam rakam verilen kredinin 1/4 neredeyse. Yani karşılamıyor. Onu soruyorum. Onu soruyorum. Ha, karşılamıyor. Tamam. Anladım. Ama batık kredi yani. Anladım. Batık kredi olmazsa zaten banka oteli devralmıyor. Şimdi benim merak ettiğim şu. Son 2 yıl kriz ortamında Türkiye'de hangi akla hizmet bir kamu bankası Kazakistan'ın Almaty kentinde otellere kredi açıyor? Neye göre açıyor? Bu devletler arası anlaşma protokol çerçevesinde de değil. Kim bunlar bu krediyi alanlar? Neden bu krediyi Türkiye'nin Türkiye'deki bir kamu bankasına alma ihtiyacı duymuşlar ve niye batmışlar? Bugün sorulan soru bu. Oturmuşlar bununla ilgili de araştırma yapmışlar. Yani akla gelen soru şu diyor yazıda. Türkiye'de ekonomik kriz kendisini iyiden iyi hissettirirken yurt içinde verilmeyen yarım milyardan fazla kredi Kazakistan'da kime, kimlere verildi? Ya Sayın Bakanım, konuştuk kriz ortamında 32 milyar, 34 milyar civarında Merkez Bankası'nın açığı var. Hazinede para yok. İlaç parasını ödeyemediğimiz için Amerika bize ilaç ambargası uygulamaya kalkıyor. 2 milyar 300 milyon dolar Türkiye'nin Amerikalı ilaç firmalara borcu var. Amerika Büyükelçisi dedi ki bu parayı ödemezseniz biz size ilaçları vermeyeceğiz. Yine devlet hastanelerine tıbbi cihaz temin eden şirketler var. Bunların da 20 milyar alacağı var. Yine hazinede para yok. Ve bunların da parası ödenmedi. 20 milyar birikmiş 16 ayda. Bunlar da ödenmezse tıbbi teçhizat da vermeyecekler. Sorduğum soru şu. Neden bir kamu bankası bir başka ülkede bu kriz ortamında bilmediği, görmediği, yani nasıl kontrol edersiniz ki Kazakistan piyasasını? Bir otele ya da işletmelere, iş yerlerine, dükkanlara 500 milyon Türk lirası kredi açar. Yani bu nasıl bir mantık? Şöyle bir mantık bu. Muhtemelen bunlar siyasi krediler. Yani bir banka kendisinden kredi isteyen bir firma veya bir şahıs önüne geldiğinde bunu inceler. Yaptığı işi inceler. Elde edeceği geliri hesaplar. Bunun dışında başka kaynaklardan ekonomik potansiyeli nedir? Bunu dikkate alır ve sonunda bu firmanın veya kişinin alınan krediyi, aldığı krediyi düzgünce ödeyebilecek ekonomik güce ve potansiyele sahip olduğunu tespit eder. Hatta bu potansiyelin de üzerinde olduğunu görür. Ondan sonra krediyi verir. Normalde olması gereken şey budur. Ama öyle zannediyorum ki bu olayda da olduğu gibi siyasi krediler dediğimiz mekanizmalar devreye giriyor. Nasıl devreye geliyor? Yukarıdan biri telefon ediyor. Şu firmaya şu kadar kredi verin. O firmanın bu parayı ödeyecek hiç gücü yoksa bile bu talimatı alan banka yönetim kurulu bu krediyi ödüyor. Ve sonunda da tahsil edemiyor. Batıyor. Batıyor. Sonra elindeki malı satlığa çıkarıyor ama alacağını tahsil edemiyor. Şimdi buradan neyi anlatıyorum? Hani bankaların yönetim kurulu üyelerini bir ara konuşmuştuk. Kamu bankaların yönetim kurulu üyeleri içerisinde konudan anlayan, bankacılıktan, kredi mekanizmasından anlayan, yani meslekten anlayan, bankacılıktan anlayan insan sayısı çok az. Hiç bankacılık yapmamış. İşte niye tenkit ediyorduk? İşte tamam olimpiyat şampiyonu olabilir, dünya şampiyonu olabilir ama bir güreşçi tutup da banka yönetim kurulu üyesi olduğu zaman orada problem çıkar. Veya bir politikacı ömründe ekonomiyle hiç uğraşmamış,
eskiden bakanlık milletvekilliği yapmış politikacılar kamu bankaların yönetim kurulu üyeliklerine atanıyor. Kim tarafından? Sayın hükümet tarafından. Yani Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Niye atanıyor? Meslekten anlamayanlar niye atanıyorlar? Şunun için meslekten anlayanlar atansa risklerini gördükleri zaman biraz direnirler. Ya Sayın işte Genel Başkanım veya Sayın Cumhurbaşkanım burada riskler var, fizibil değil. Bu kredi yanlış bir kredi. BDDK'nın talimatlarına, genelgelerine de aykırı bir kredidir bu kredi. Bu ödenemez der. Ama ne mevzuattan haberi var, ne bankacılık mevzuatından haberi var, ne üst kurulun genelgelerinden çıkardığı metinlerden haberi var, ne de işin akışının nereye varacağıyla ilgili bir kanaati olmayan veya akışın ne getireceğini test etme kabiliyeti olmayan, meslekten anlamayan bir ton insanı bu bankaların yönetim kurulu üyeliğine getirdiğiniz zaman verilen krediler fizibil kredi olmaz. Doğrudan doğruya yandaşın, eşin, dostun, tanıdığın veya hatta araya şey de girebilir. Gayrimeşru rüşvetler de girebilir krediyi alma karşılığında. Ama kararı verecek olanlar işin içinde ne olursa olsun talimatı aldığı zaman şakır şakır kredileri öderler. İlgili şahsa sonra ortaya batık kredi çıkar. Bu normal dönemlerde bu tip işler mutlak surette soruşturma konusu olur. Ama yani bütün denetim mekanizmaları çökmüş bir ülkeden, çökertilmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Peki Sayın Bakanım şunu sorayım size. Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı çiftçiye, köylüye, üreticiye kaynak sağlamak. Ya Ziraat Bankası'nı gazete alırken kullandılar, televizyon alırken kullandılar. Kazakistan'ın Alma-Ata kentine 500 milyon liralık kredi niye açar Ziraat Bankası? Ziraat Bankası'nın bankacılık görevleri arasında yurt dışında bir otel çalışanına ya da bir otel işletmesine ya da bir iş hanına ta Alma-Ata'da bilmediği, tanımadığı bir ülkeye 500 milyon lira kredi açmak gibi bir lüksü niye olsun? Bu dosyayı incelemek lazım. Yani belki de kredi verilirken kredi alacak kişinin işte otelleri veya işletmeleriyle ilgili, ekonomik durumuyla ilgili herhangi bir eksper incelemesi bile yok belki. Yani hukuki sakat işlemler de var belki işin içinde. Bunların incelenmesi lazım ama bu olay devletin ve kamu kaynaklarının nasıl çarçur edildiği, soyulduğu ve memleketin de böylesine ekonomik bir batağın içerisine sürüklendiğini açıkça göstermektedir. Ama Sayın Çanakçı'yla bağlantılı deminki sohbette sorduğunuz soruya da girmek isterim vakit varsa. Aslında ekonomiyle ilgili konuşacağımız çok konu var ama. Daha önümüzde zamanımız da evet. Var Sayın Bakanım. Sadece ama o konuya girin sonra hocamla konuşalım. Evet şunu bir net anlatayım. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da ilgili hükümet üyesine karşı veya ilgili kanunu takip eden kişiye karşı da doğrudan anlattığım için iktidar milletvekillerinde içinde burada tekrar ediyorum. Bakın bu kamu özel işbirliği ile yapılan işler var ya, yollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Şöyle yapılıyor. Sayın hükümet muteber iş adamlarını çağırıyor. Diyor ki şuraya şu köprüyü yapın. Veya arsa benden şu şehir hastanesini yapın. Aman efendim bunun maliyeti yüksektir, o kadar paramız yok diyorlar. Anlaşılsın diye diyaloğa döküyorum işi. Bu sefer kendilerine deniliyor ki, efendim para sorun değil, parayı biz bulacağız. Ama efendim bizim teminatımız da yok. Ona da takılmayın. Onu da biz bulacağız diyorlar. Sonra parayı devlet buluyor. Teminatı devlet buluyor. Teminat ister hazine olsun, isterse başka mekanizmalarla geliştirilmiş olsun, devletin verdiği teminatlardır. Yani riski devlet üstleniyor. Sonra bu iş veriliyor. Bu işi yapan müteahhitler ceplerinden 1 lira para harcamıyorlar. Ve
durumun sıkışması ya da yasal yargı anlamda uyuşmazlık durumunda Türkiye'deki yargıya oraya güvenmiyoruz. Geleceğim, oraya geleceğim. Diye, onu da 1 lira para harcamıyorlar. Sonra bu iş devletin işi değil de özel bir iş olduğundan kamusal denetim de yapılmıyor. Dolayısıyla işe başlarken diyorlar ki bu iş 5 milyar tutar. Bu ciddi bir şekilde incelenmiyor. Halbuki iş 2 milyarlık iş. Bankadan gidiyorlar 5 milyar lira çekiyorlar. Başlarken bir kere 3 milyar kar cebe atıyorlar. Başlarken daha. Mekanizmayı anlıyorsunuz değil mi? Daha iş başlamadan, temel atılmadan kardasınız. Sonra bir sözleşme yapılıyor. Devletle iş adamları arasında sözleşme yapılıyor. Sözleşmede kiralar, geçiş garantileri gibi, uçuş garantileri gibi konular doğrudan dolar cinsinden giriyor sözleşmeye. Geçiş bedeli şu olacaktır, şu kadar dolar olacaktır diyor. Dolar fırladıkça bu muteber iş adamları sürekli para kazanıyorlar. İş yapmasalar bile. Çünkü garantisi var. Peki bu siyasetçi babasının hayrına mı yapıyor bunları? Babasının hayrına yapar mı? Ha, kazanıyor. Siyasetçi de. Sonra sadece dövizle dolar üzerinden sözleşme yapmıyorlar. Bir olay da ortaya çıktı. Bir de her sene Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranı kadar döviz cinsinden fiyat artıyor her sene. Yani Amerika'daki enflasyonu da oradaki doların değer kaybedişinde sözleşmeye giriyorlar. Korkunç vehameti görüyor musunuz? İlk sözleşmedeki dolar fiyatı sabit durmuyor. O dolar miktarı da artıyor sürekli olarak. Sonunda iş bitiyor. Çok yüksek garantiler ve birim fiyatlar belirledikleri için sorun çıkıyor. Mesela Boğaziçi Köprüsü'nden kaça geçiyor bir araba? İşte 5 liraya vesaire geçiyor. 4-5 lira veya zam geldiyse 7-8 liradır. Gazi Osman Paşa Köprüsü'nden 130 liraya geçiyor. Dikkat ediyor musunuz? Geçen miktar tutmayınca aradaki farkı garanti nedeniyle devlet ödüyor. Yine döviz cinsinden. Döviz değeri karşılığı. Sonra bakanın biri açıkladı. Yeni bir şey öğrendik. O da nedir biliyor musunuz? Gazi Osman Paşa Köprüsü'nden geçerken vatandaşın ödediği para kadar o vatandaşın geçişi için bir de devlet ödüyormuş. O kadar yüksek belirlemişler ki birim fiyatı, hepsini vatandaşın ödemesi halinde vatandaşın isyan edeceğini, itiraz edeceğini bildikleri için o yüksek anlaşılan bedelin yarısını vatandaşa ödetiyorlar, yarısını devlet ödüyor. 2 milyon araç geçecekse 1 milyon geçtiği zaman 1 milyonu da devlet tamamını ödüyor. Şimdi Sayın Ertürk, yapılmış da hesaplar var. Birkaç yılda bu köprülerin geliri o köprü gibi iki köprü kurmaya yetecek miktarda. Bu kadar da yüksek belirlenmiş. Emme, basma, tulumba gibi vatandaşın parası bu kamu özel işbirliği işlerini yapan, havaalanını, yolu, köprüyü, şehir hastanesini yapan firmaların cebine akıyor. Evet. Peki bunların gizli ortakları kim? Burada en büyük imkanı sağlayan kimse, imkanları sağlayanlar kimse araştırılması lazım. Bunların gizli ortaklığı var mı buraya? Ya hiç kimse emme basma tulumba gibi bu kadar büyük paraları, milyarlarca doları yandaşın cebine boşaltır mı Allah aşkına? Bu kadar milyarlarca doları, 10 milyarlarca doları yandaşın cebine boşaltmak akla mantığa uygun değildir. Hazine, devletin parası birilerinin cebine boşaltılıyorsa o cep
Bu mekanizmaları kuranların cebidir. Oradaki işi yapan insanın cebi olmaz. Akıl var, mantık var. Sonra bir de iktidar değişirse, aman Türk mahkemeleri hükümetin lehine karar verir de yeterince maliyetinizi çıkaracak kadar kazanmışsınız fazlasına. Verin bakayım bunu devlete. Der, el koyar diye. Bu işlere el koyar. Fazladan kazandıklarınızı da ödeyin bakayım der diye. İhtilaflarda, devletle bu işi yapanlar arasındaki ihtilaflarda mahkemeyi Türk mahkemesi olarak belirlememişler. Yabancı Londra'daki tahkim mahkemelerini yetkili mahkeme haline getirmişler. Ya böyle bir anlayış, milli bir anlayış mıdır her şeyden önce? Milliyetçilik bu mudur? Milli menfaat, ülke menfaati destanları yazanlar. Yani Türkiye öyle bir hale geldi ki, evet. Birileri kendi menfaatini milli menfaat sayıyor. Vatandan, milletten bahsederken hep kendinden bahsediyor. Peki Sayın Bakanım, Sayın Hocam'a döneceğim. Sayın Hocam, size burada çok söz veremedik ama devam edeceğiz sizde. Çorum Belediyesi, bir olay var hocam, dikkatle dinleyin. Arkadaşlar getirin o görüntüleri. Çorum Belediyesi stadyuma inşaatına harcadığı para dudak uçuklattı diyor. 2018 yılında toplam borcu 414 milyon lirayı bulan ve Sayıştay'dan harcama limitleri konusunda uyarı alan belediye stadyum için 157 milyon lira harcadı. Stadyum şu hocam, bak. Stadyum ilk olarak 59 milyon 900 bin liraya anlaşılmış firmayla. Hı hı. Davet usulü. Firma tamam demiş. 810 günde bitireceği belirtilmiş. Ne kadar? 810 günde. 2018'de başlamışlar. 810 günde bitecek. Ancak bitirilememiş. Maddi kaynak yetersizliği nedeniyle 2020'de tamamlanmış. Tamamlanış fiyatı 59 milyon olarak öngörülen stadyum 157 milyon liraya mal edilmiş. Şimdi soru şu. Aradaki fark, yani 100 milyon liraya yakın fark nereden kaynaklandı? Nasıl bir ihale yapıldı? Sözleşmede belirtilen bedelin 3 katına mal olan stadyum daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş. Yani hocamın anlattıkları bu, Sayın Bakanım anlattıkları hocam. Evet. Nedir bu? Ya hakikaten bu Colan'ın makinası gibi bir şey bu yani. Yayındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstaş Genel Müdürü Gümüşhane eski belediye başkanı ve milletvekili Mustafa Canlı'nın vefat ettiği haberini aldık. Başsağlığı diliyoruz. Bu salgına Sayın Canlı'yı da, rahmetli Canlı'yı da kurban vermiş olduk. Evet. Allah rahmet eylesin tekrar. Büyük bir soygun mekanizmasıyla karşı karşıyayız ve bu süreç Türkiye'yi aynı zamanda yiyip bitiriyor. Bununla Türkiye'nin içine girmiş olduğu bu mantıkla ekonomik krizden çıkma ihtimali yok. Sayın Bakanıma bir şey önereceğim. Burada yaptığı konuşmayı TED Talks var ya, TED Talks türü bir çekimle, arkada da şamalarla ve görüntülerle profesyonel bir şirketle anlaşıp yaparsanız herhalde internet üzerinden milyonlarca insana ulaşma şansı olur. Aslında mekanizmayı o kadar basit, anlaşılır, herkesin anlayacağı gibi anlattı ki dehşet verici. Süreç böyle işliyor. Süreç böyle işliyor. Ve sonunda geldiğimiz noktada Türkiye'nin kaynaklarının sadece bugün için tükenmesi değil, gelecekteki kaynaklarının da hipotek altına girmiş olması. Tabii ki bugün hangi tedbiri alırlarsa alsınlar, hangi hukuki düzenlemeyi yaptıklarını düşünürlerse düşünsünler, Türkiye'de demokratik hukuk devleti tekrar kurulduğu zaman bütün bu konuların bir devlet mantığı, ciddi devlet mantığı içerisinde masanın üzerine konulacağı ve tekrar gözden geçirileceği ve hukuk içerisinde, bakın iktidarın değil, hukukun hesap soracağı
ortamın doğacağından bütün vatandaşlarımız emin olmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir rejim olarak 100. yılına giriyor ama Türk Devleti 5000 senelik bir devlet. Hiçbir şeyi de hafızasından silip atmaz, hiçbir şeyi boşa yaşamaz, her şeyi kaydeder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun önündeki devlet yapısı. Onun için Cumhurbaşkanlığın ambleminde, forsunda 16 devletin olması, imparatorluğun olması boşuna değildi. 16'sı da yıkmışız ama hocam. Bakın öyle 16'sının yıkılması bu çok normal bir şey. Onu abartmayalım. Birisi hepsi aynı coğrafyada kurulmamış. Dünyanın farklı coğrafyalarına. Eski dünyanın farklı coğrafyalarına. İngiltere kaç kere yıkıldı hocam? İngiltere dediğiniz son 200 senenin eseridir. Ama daha öncesi yok. Demediniz 300 sene. Küçücük bir krallık. 16. yüzyılda, 15. yüzyılda kaç kişi İngilizce konuşuyordu dünyada? O zaman bizim bir Cihan Şumul İmparatorluğumuz vardı. Yani biz tarihin bu devrine rast geldik. Evet, bu da talihsizlik. Hocam bir gün kuralım, size devam edeceğiz ama. Peki. Yani hocam çok Sayın Bakanım çok güzel konuştu. Evet. Kesmek istemedim. Benden de zevk gerçekten de zevk bir kesit aldı, koydu. Evet. Bunu Plan Bütçe Komisyonu üyesi aynı zamanda parlamentoda. Evet. Önemli bir şey söyledi. Bizden ayrılmayın. Az sonra hem bu konuya devam edeceğiz hem biraz da dış politikada önemli gelişmeler var. Yani Türkiye'nin güvenliği de sorunlu. Türkiye'nin uluslararası anlamda yalnızlığı da söz konusu. Çok sıkıntılı günler bekliyor bizi. Bunu televizyonda açıkken söylüyoruz. Kapanınca da bu değişmeyecek. Emin olun ülkeye çok büyük sıkıntılar bekliyor. Birazdan emekli Tümgür Ahmet Yavuz da bizimle birlikte olacak. Ve bize coğrafyayı anlatacak. Karşılaşacağımız sıkıntıları anlatacak. Ve yine Türkiye'deki özellikle son dönemdeki Kobani olaylarının tartışmasının varacağı noktayı da konuşmuş olacağız az sonra.